ortada bir iftiralar var. İnsanların hayat tarzlarını değiştirecek açıklamalar var. Bunların hepsinin cevabını vereceğim bir gün. Rejede zaten bazı kasetleri hazırlaması için verdim. Onları da sağ olsun birazdan hazırlayacaklar. Hep beraber ortaya koyacağız. Bütün hafta yememiş, içmemiş, video yapmış. İşsizlik bu olsa gerek. Yani işsiz insanların uğraşı yaşaları bunlar. Cevaplara geçeyim ben yavaş yavaş. İstersen başlayalım. Ciddi iddialar var çünkü şimdi ortada. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şahsını da ilgilendiren iddialar da var. Kesinlikle, kesinlikle. Cevaplara geçeceğim. Geçmeden önce bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsun ki 51 Business Cup haricinde İstanbul'da oynanan bir liga var. Evet. Ben de yakından takip ediyorum. Reklamcılar Ligi. Reklamcılar Ligi. Gayet de güzel, keyifli maçlar da oluyor. Ve renkli insanların buluştuğu bir ortam. Bu bizim Lalbant'ın yaptığı videonun ardından bana bir mail geldi. Ne gibi hocam? Bana bir mail geldi. Başlığı da mailin başlığı şu yeter artık diye bir mail geldi. Ben şaşırdım bir anda kimden geldi falan diye. Bir açtım içine baktım. Önce bir tepki zannettin herhalde. Tepki yani yine bir İstanbul'dan bir tepki mi geldi? Bir insanlar bir tepki mi duyuyor falan diye. Aslında öyle bir kaygım da yok. Açtım bir tane video. Hemen videoyu indirdim baktım. Orada değişik bir organizasyon içinde bir video var. Şimdi açıklamayacağım. Ondan sonra şunu yaptım hemen. O arkadaşlarla iletişime geçtim. Onlardan bir kısa bilgiler aldım. İstanbul'daki ekibimi örgütledim hemen. İstanbul'da benim de... Orada Nalbant'ın tutumuyla ilgili bir video var. Tabii tutumuyla ilgili bir sana video. Sana kısa bir telefonla... Evet çok kısa ya. Bir 10 saniyelik 15 saniyelik bir video göndermişler tutumuyla ilgili. Hemen İstanbul'da ekibimi örgütledim. Religa'da Nalbant'ın inine girdim. Ve şu yayın vereceğim artık VTR'de. Herkes neyin ne olduğunu görecek. Religa'da neler döndüğünü, o kadar temiz insanların bu kadar kirli insanlarla nasıl çalıştığını. Orada Nalbant'ın ayak oyunların varmış. Ayak oyunlarının artık daha da üst düzeyde olanları, hakemleri uyarmalar, oyuncular hakkında kendi istediklerini belirtmeler. İyice orada bir diktatör yapıya ulaşmış, insanları kullanıyor devamlı. Bir videoyu izleyelim. Tamam hemen videoyu izleyelim. Ondan senin sonra... ekibine hazırlattığım video. Kesinlikle. Religa'daki takımlarla işbirliği. Aynen öyle. Aynen öyle. İşbirliği de yaptık onlarla. Artık onların da herhalde canını onlar tak canını tak etti artık. Hocam dedi yani senin dedi zaten dedi yıllardır dedi İzmir'de dedi, nasıl bir yapıda olduğunu herkes biliyor dedi. Kimsenin söyleyemeyeceklerini söylediğin zamanda dedi. Yorumların belli dedi. Seni bitirme politikası başlattığını Alman dedi tüm Türkiye'de. Ama bunlar biz izin vermeyeceğiz. Religa'ya teşekkür ediyorum buradaki arkadaşlarımıza. Selam söyleyelim burada. Selam söylüyoruz onlara da. Sağ sonra onların yardımıyla artık kirli çamaşırları ortaya koyduk. Bakalım Nalbant'ın kirli çamaşırları nelermiş Religa'da? Bunlar daha yeni başlangıç şu an. Bunlar Religa'da olan. Religa'da tabii Religa'da. Şu an daha başlıyoruz. Tamam. Herkes keyifli arkasına yaslansın, kahvesini, çayını alsın. Bir görüntüleri izlesin. Hemen bir görüntülere gidelim. Sonrasında yeniden buradayız. Evet arkadaşlar. Bunca şeyden sonra bugün operasyon yapmayı karar verdik. Kesinlikle. Sevgili Cu. Mustafa Nalbant ve Uğur Didi'nin inine girdik. Bakalım buralarda neler görecek. Bakalım notları hemen not almışlar. Notları zaten çok da farklı bir şey beklemiyorduk. Tabii. Arkadaşlar direkt 51. dakikada da kendilerini çok belli ettiler işte zaten. İşte görüyoruz Woden HPP adına alınan notlar. Woden takımına bol kart için hakeme baskı yapılacak. Bak. İşte bu. Uğur Yontu yayında sallanacak. Morali bozulacak. İşte bu. Abi işte takımın görüntü kaydediliyor gibi yapıp kaydedilmeyecek. Kusura bakmayın denilecek. İşte sevgili Uğur ve sevgili Mustafa'nın Bey, inlerine girdik. İnlerine girdik. Yayını da buradan yapıyorlar. Bakalım bugün ne olacak? Başka tapeler de var. Onları da yayınlayacağız. Bu tapelere ne diyorsun? Evet hocam gerçekten yani, bu görüntüler çok daha ciddi. Da başka bir şey söylemek istemiyorum. Söyleyeceğim daha. Bu en azından bir gördüğümüz bölüm bir zaten. Bir Nalbant'ın iç yüzünü göstermek amaçlı. Evet bu artık fazlasıyla görüldü zaten yani. İki yüzlülüğü. Hakemlere baskı evet, uygulamak. İnsanları kullanma yapısı. Çünkü en büyük uyumdan biri de insan kullanır. Bunu izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Bunu bir düşünsünler, burada görsünler. Ben şimdi bana olan bölüme geçmek istiyorum yavaş yavaş. Tabii hocam. Şimdi ben de notlarımı aldım. Şimdi unutmamak amaçlı. Es geçmek istemiyorum hiçbir şeyi. Şimdi öncelikle takım elbise muhabbetten başlamak istiyorum. Takım elbise muhabbetine. Şimdi biz zaten yıllardır takım elbiseyle çıkıyoruz buraya. Evet.
Şimdi Jogo ile bir anlaşma yaptık. Jogo ile anlaşma Jogo tarafından feshedildiğini söylüyor. Bu zaten başlı başına bir yalan. İlk başta teklif bana zaten Jogo'dan geldi. Uyuşmadı olabilir. Yani bu normalde evet. Bu sponsorluk anlaşmasında olabilir. Ben de orada hani bir daha giymeyeceğim anlamında zaten Jogo'nun tişörtünü giyiyorum. Hani takım elbise dönmek istemiyorum bu anlamda. Çok ekstra büyütecek bir olay değil benim gözümde. Sence de öyledir zaten. Evet, evet. Yani tekrardan takım elbise döndük. Yani zaten yıllardır giydiğimiz şeydi. Onu yani. Malzeme yapmak yani, için mi yaptı? Onu malzeme oradan bir yürümek istedi. Çok başarılı bir kanal olmadı. İkinci bölüm benim için pembe kravat nedir? Pembe kravat nedir? Yani 38 yaşındaki adama, sen orada evli barklı adama, düşüncesini bildiğin bir adam, pembe kravat ilgi çekmeden başka bir şey değildir. Dikkat çekmek için mi? Dikkat çek. Bizim Alsancak Bordon Soka var. Evet. Orada da pembeliler var. Onlara biraz benzemiş. Yani gelirse zaten görür. Üçüncü olarak şimdi sana da eleştiri var. Rafi Bey'in kurumsalında eleştiri evet. var. Hani daha bir 40 oradaki supervisor olayı için söylüyorsun. Evet. 40 fırın ekmek yesin. Sonra Rafi Bey eleştirsin. Yani Taner Bey'in bundan haberi yok galiba. Yani, o adam mutlamadan atladı ya. Bu patavatsızdı. Yani umarım bir daha böyle bir şey yapmaz. Supervisor yeleklerindeki bir dipnote kaldım orada. Nedir hocam? Kameramanlara pres diyor. Diğer arkadaşlarımız staff giysin sınıf diyor. Sınıf ayrımcılığı. Bizim gibi üst düzey yöneticilere diyor. Evet. Sen kimsin üst düzey yönetici? Neyin üst düzey yönetici? Kim yaptı? Kendi kendine bir üst düzey yönetici mi oldu? Anlamadım ben yani. Öyle dedi. Ama sonra bir toparlama kısmı var. Şey, üst yani sorumlu kişilere diyor. Hani aynen. Sorumlu kişilere. Üst düzey yönetici bölümündeki ilk iki kelimeye katılıyorum. Üst düzey ırgat. Üst düzey ırgattır. Benim gözümde ırgattır. Üst öyle paylaşımlar var. Tabii üst düzey ırgattır. Diğer arkadaşlar ırgattır. Bu üst düzey ırgattır yani. Onların üstü olan bir ırgat modelinde. Güzel bir ırgatlık yapıyor. Bravo. Devam etsin. Spor AŞ'nin şampiyon olduğu dönem havuza girmeyeceğim diye bir söylendi. Evet, İnan hatırlamıyorum. İnan hatırlamıyorum. Belki söylemiş olabilirim. Yüzme bilip bilmediği konusunda şey yapmış. Yani bunu... Bir de bahsettiğimiz zaman Ocak ayı. Ocak ayı mıydı? Ne zaman? Yok. Şeydeydi. Haziran'daydı. Muhtemelen bir şeyden dolayı girmemişiz. Yani bizim o Haziran ayında havuza niye girmeyelim zaten öyle bir şey yok. Tamam, hani bunu da saçma sapan bir malzeme olarak kullanmış. Çok önemsemedim aslında ama cevap verme gereği duydum. Şimdi şöyle bir şey var. En kilit nokta. Sosyal medyadan benim ağzımı açtırmasın görüntüleri. Fırat da sizin neler yaptığınızı biliyor. Bir kere bu İzmir'i kıskanma modeli. Şimdi İstanbullu insanların çoğu, hepsi demiyorum. İzmir kıskanır. İzmir'deki yaşama rahatlığını, ortamın güzelliğini, şehrin İstanbul kadar kalabalık olmadığını kıskanır. Hep sallar. Şimdi Almat'ın orada bizi biraz alkolle de böyle yargıladığını görüyorum. Ben de Almat'ın İzmir'e geldiği zaman benim masamda neler yaptığını da iyi biliyorum. Mesela hocam. Yani, bu arada şuna da değinmek lazım. Bu dediğinle alakalı. Evet. Seni de çünkü item altında bıraktı orada. İkinci tapemizde Nalbant'ın bahsettiği RÇ ile ilgili. RÇ'ye artık ulaştık. RÇ'ye ulaştık. Onun görüşlerini aldık. O da biraz tabii mutsuz bu durumdan. Böyle şimdi olduğundan. Sen bu kadar adamı sen zayn altında bırakırsan böyle yaparsan. Şimdi adam ben bir tanıma fırsatı buldum. Yani çok fazla da şey yapamadım. Çökmüş durumda. Dedim sakin ol. Yani seni bu durumdan kurtaracağız. Şimdi Nalbant'ın oyunlarına gelme. Tanımıyor. Hani, o da tam anlamıyla tanıyamamış bizim evet. kadar. Onu da izleteceğiz biraz. İstersen ona geçelim. Geçelim mi? Geri kalan başlıklara ondan sonra devam edelim. Tamam, hazır olur, konusu açılmışken. Nalbant'ın geçen hafta bahsettiği içerideki adam RÇ. Evet. İsmini vermek istemiyoruz biz de çünkü yani İzmir'den istemiyor. Tepki alabilir. Tepki alır. Sonuçta yani eşi var, çocuğu var bunu yani evet. adamın da yıpranmasını istemiyoruz. Bir yaşadıklarını onun ağzından dinleyelim. Bakalım Nalbant tarafından nasıl bir baskı uygulanmış ve nasıl yönlendirmeler yapılmış onu bir görelim. Sonrasında yeniden buradayız. Buradan herkese merhabalar diyorum. RÇ olarak tanındım son iki haftadır. Sevgili Nalbant, gerçi artık sevgili demeye gerek yok. Yaptığı hatalardan sonra sadece benim için Nalbant'tır. Nalbant tam ismimi söyleseydi de yüzümdeki şu iğrenç şeyle çıkmış olmasaydım buraya. Nalbant beni tehdit etti evet. Çünkü ben evli barklı bir insanım. Çocuklarım var. Onun öncesine ait evlenmeden önce bekarlığa veda partisinde buradan açıklayayım yani hani kendisi de bulursa görüntüleri eğer varsa yayınlasın. Bekarlığa veda partisinde Nalbant'la birlikte gitmiştik. Kendisi de görüntülerin içinde vardı ama son birkaç haftadır sinemacılarla ilgilendiği için ne alakaysa biz de çözemedik sinemacılarla takılıyor. Onlara kurgulatmış videoları öyle dedi bana. Birkaç kesit gönderdi. Bunların
medyaya düşmesini istemediğim için Nalbant'a boyun eğmek zorunda kaldım. Daha sonra direndim, para teklif etti, kandırdı beni. Paraya karşı zaafım olduğunu biliyordu. Yapmaması gerektiğiydi, yaptı. Paraya kandık, İzmir ekibinin içine sızdım. Yıllardır İzmir ekibinin içerisindeyim. Benim gibi kaç kişinin canı yandı bilemezsiniz. Sayısını vermek isterim ama ben bile sayıyı tutamadım aklımda, o derece yani. İstanbul ekibinde bulduğu küçük genç arkadaşları kandırarak, sizlere çikolata alacağım diyerek kendisi Business Cup ortamında sabahtan akşama kadar uyuyan, yatan birisi. Ya çocukları çikolatayla kandırıyor, böyle bir şey olur mu? Ankara ekibinin içerisinde de var, Konya ekibinin içerisinde de var, Adana ekibinin içerisinde de var. Bu aralar Ankara ekibiyle iyi görünmeye çalışıyor ama Ankara ekibinden de birkaç kişi yiyecek gibi duruyor belli. Evet, Nalbant'a bazı şeyleri ilettim. Ama Nalbant ayıkamadı ki ben hiçbir zaman İzmir ekibini satmayacağımı anladım. Hiçbir zaman İzmir ekibini yalnız bırakmadım, satmadım. Nalbant'a ilettiğim her şey yalandı. Buğra ile Fırat'ı güya kordon boyunda bazı sıvıları tüketirken görmüş. Kendisi öyle diyor. Şimdi ben de onun İzmir'e geldiğinde birlikte tükettiğimiz sıvıları ortaya dökmek istemiyorum. Evet hocam, yani gerçekten çarpıcı iddialar ve açıklamalar. Nalbant'ın ona baskı uyguladığını ve tehdit ettiğini söylüyor. Para teklif ettiğini söylüyor ve Nalbant'ın diğer illerde adamları olduğunu söylüyor. Bunu sadece sana değil, Ankara'ya, evet, Konya'ya da yapacağını yani, söylüyor. Yani Türkiye çapında bir örgütlenmeye geçti. Çünkü tek başına ayakta duramayacağını biliyor. Yani güçlenmesi lazım. Ama bu şu arkadaşı dinledim ben de. Nasıl ulaştı hocam sana? Yani Nami Kemal Lisesi'ni biz organizasyon biliyorsun. Adam bu şekilde geldi. Yani güler misin, ağlar mısın? İnan şu an bile sinirim bozuldu. İnsan içinde böyle dolaşıyor. Yani ciddi diyorum, şu an sinirden gülüyorum. Çok acıdım. Hani yalvardı hocam dedi. Hani böyle değilim ben dedi. Kandırdı beni dedi. Borçlarım vardı, ailemle ilgili çocuklarım vardı dedi, para vereceğini söyledi, zaafını buldum dedi, ne para geldi dedi, bizi dedi ortaya attı dedi, yani işler, bari para gelseydi bari falan para gelseydi, evet yani işler acısı bir tablo, yani bilmiyorum artık yani sözü ben insanlara bırakıyorum. Zaten herkes yani, konuşursam çok ağır konuşacağım şimdi, hani Nalbant'ın aslında verdiği bilgiler de yalanmış Nalbant'a. Kendi de senin dediklerini destekler şeyler söylüyor. Aynen öyle. Yani bakalım bundan sonraki tek dileğim başka kurban olmasın. Yani bu adamın hali ortada. Şimdi diğer insanlar da bunu izleyecek. Herkes dikkat etsin. Hani Nalbant'la telefonda konuşurken normal mesaj çıkarken herkes dikkatli olmalı. Çünkü insanların zaaf noktalarını bulup kullanır. Kullanır mı? Çok kullanıcı bir insan yani o konularda. Çıkarcı bir insan. Yani Nalbant resmen geçen hafta yaptığı açıklamalarla arı kovanına çomak soktu. Kendini bitirdi. İstersen diğer iddialarına da devam edelim. Hani hiçbir cevapsız kalmamış, evet, olsun. Evet, kesinlikle. Sonrasında birkaç görüntümüz daha var senin iddiaların cevabın tamam bitince. Şimdi en son bir kağıt kaldırdı sıvacı, evet, dedi. Yani şimdi şöyle bir şey var. Sıvacılık onun mantığında nasıl bir şey? Şimdi ben bir kere Business Cup'ta benim en tanın insanların söylediği, sen de bilirsin, ben hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Dobra bir insan olduğumu söylerler Business Cup'da. 51. Evet. Dakikada burada eski yayınları açın, ben neler neler söyledim, kimleri yedim bitirdim burada. Bir kere sıvacılık onun işi. Şimdi sıvacılık yapmak goy goy yapmaktı. Ben hayatımda goy goy yapmam zaten bir kere. Yapmadım. Yanlış kanaldan girdi. Hani en sonunda şov falan yapıyor böyle garip garip. Yani oradaki aslında ki moderatör arkadaşımız da, bayan arkadaşımız da şaşırdı o da. Hani Nalbant'ın söylediklerini şaşırdı. Hani Nalbant'ın adeta freni patlamış bir kamyon gibi gitmesi şaşırdı. O da anlam veremedi. Hani bu ne işti Nalbant diye. Hani ama Nalbant o programı bir şey kullanıp çıkmış. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Normal bilinçli söylenen şeyler. Şimdi değil Nalbant zaten ya da birinin dolduruşuna mı geliyor bilmiyorum. Yani birinin dolduruşuna bilmiyorum o konuda şey ama Nalbant görüldüğü gibi bir insan değil. Nalbant'ın gece hayatı da var. Alkol tüketimi de var. Sosyal medya hesabında onları saklıyor, siyasi görüşünden dolayı. Hani neyse koyuz. Neyse oğlum. Hani oraya ayrı, buraya ayrı oynarsak sıvacı kendisi olur. Hani bundan sonra adımlarına dikkat etsin. Nalbant'ın bir hatasında da hayatla bağını kesebilirim. Nasıl yani hocam?
Yani, tehdit olarak söylemiyorsun. Tehdit değil, tehdit değil. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yaşama sevincini elinden alırım. Ha, o anlamda. Yaşama sevincini elinden alırım. Elinde daha tapeler var anladığım kadarıyla. Yani hele ki bir iki tane daha tape var. Hani muhtemelen o tapeyi çıktıktan sonra atlaya doğru gider. O kadar gider, değil. Kesinlikle gider. başka insanların da gazına gelmesin. Üst düzey yöneticilerin gazına gelmesin. Çünkü niye? Üst düzey ırgatlar üst düzey yöneticilerin gazına gelmez. Sen ırgatsın. İşini yap. Başka bir şey yapma. Kalk 7'de git business kapına sabah. Dön geç 11'de eve. Bak keyfine. Sen de konuşuyorsun bizi İzmir'le. İzmir'le şak olmaz. Buradan diğer illere de sesleniyorum. İzmir'le çatışmak isteyen önce bir düşünsün. Bu arada şöyle bir şey de oluştu. Pazar günü. Bu Nalbant'ın hazırladığı videoyu ve işte evet. Karşı tepkisini gören İzmirli katılımcılar, kesinlikle, oyuncular, hepsi, futbolcular, hepsi. Teknik tepkili, direktörler, çok başkanlar. Çok tepkililer. Çok tepkililerdi. Sana gelip hocam arkandayız, evet. Biz senin ne olduğunu biliyoruz dediler ve bazıları da pankart hazırlayıp evet, geldi. Kesinlikle. Şu an onlar zaten gözüküyor ekranda. Yani artık onların da düşünceleri ortada yani. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. İnsanlar... Böyle bir infial oluştu İzmir içerisinde. Bu da Nalbant'ın dikkatinde kaçmayacaktır herhalde ilerleyen zamanlar için. Kesinlikle şöyle bir şey var zaten. Zaten bir video yaptılar hemen. Bir organ, onun bir zaten bir iş çetesi de var orada. Bir çete onlar zaten orada. Hemen video yaptılar, manşetlere taşıdılar, insanlara gösterdiler falan. Hani Nalbant bir hafta buyursun gelsin misafirin olsun, business kapıda gelebilir mi? Düello mu teklif yer mi? Nalbant bir hafta gelsin. Bekleriz, her zaman bekleriz. Sence gelebilir mi? Gelmez. Bence yemez. Çünkü onun o kadar büyük değil yani, yemez büyük ihtimal. Artık her şey ortada. Bu hafta yeteri kadar cevapları verdiğimi düşünüyorum. Evet, çünkü evet. Bir kademe daha üste geçersem seni de bizim montaj arkadaşları da çok uğraştırır. O yüzden bir kademe üste geçmiyorum. Zaten yeterli. Cevap vermek isterse verir. Ama bekliyoruz. Daha neyin cevabını verir? Perşembe günü canlı yayınlar olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Takip edeceğiz. Evet. Zaten canlı mı yayınlanıyor onların programı? Canlı diyebiliyorum. Evet. Canlı olması. Canlı gibi değil ama sanki. Bilmiyorum. Canlı mı acaba arkadaşlar? Bir Recep'e soralım. Canlı, canlı diyebiliyorum ben. Canlı yapamaz. Muhtemelen yapamaz canlı. Canlı olursa telefonla bağlanır mısın? Bağlanmasam adam değilim. Canlı yapsın. Için. Canlı yapsın. Programa bağlanacağım. Bakalım öyle bir teklif gelecek mi? Bak, belki programda basarım. Şey mi hocam? Karşıyaka taraftarı burada evet. Girmiş tadı. Evet, elde şişelerle. Herhangi yani, bir şey olabilir diyorsun. Evet, kesin. Artık Nalbant'ta fazla konuşmak istemiyorum. Business Cup maçlarını değerlendirmek istiyorum. Yeteri kadar cevabı da verdim. Hemen geçelim Business Cup maçlarına.